Evet Canberk, önemli iki tane karşılaşmadan beraberlikle ayrıldınız. Evet. İki maçında iki aynı özelliği var. Geriye düşüp geri gelmeyi başardınız. Evet. Neler söylersin? Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Emre Hoca geldikten sonra son 3-4 haftadır sahada daha doğru duran bir Adanaspor var. Daha iyi işler yapan bir Adanaspor var. İki maçtır da bence de iyi oynadık ki Demir maçını çok rahat kazanabilirdik. Yine klasik uzatma golü. Belki bu sene böyle bir 5 tane gol yemişizdir diye düşünüyorum. Ama her geçen hafta daha iyi oluyor. Daha da iyi olacak. Bu ligin en büyük özelliği mücadele. Adanaspor son özellikle ikinci yarıda daha fazla mücadele etmeye başladı. Bunun karşılığını alıyor diyebilir miyiz? Yani 3 puan olarak almak isteriz ama şu anda 1 puan olarak alıyoruz. Yani alıyoruz diyebiliriz. Altınordu'da çok genç bir takımdı. Evet. İyi mücadele ettiniz. Tabii orada 7-8 tane verdiğiniz pozisyonlar da var. Ama evet. Adanaspor'un girdiği pozisyonlar da var. Evet. Maçın genelinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi Altınordu takımı bir sistemi, bir plan olan bir takım. Bizim de Emre Hoca ile birlikte siz de biliyorsunuz ki daha değişik bir sistemimiz var. Yani bu sistemi herhalde 3-4 haftadır oynuyoruz. Biz de buna adapte olmaya çalışıyoruz. Altınordu zaten belki de 7-8 yıldır beraber oynayan bir ekip. Ki onlar da playoff oynuyor. Ya böyle maçların böyle olması normal yani. Zaman zaman kanatsız oynuyorsunuz evet. Bazı maçlarda. Bu kanat bekleri için sen bek bölgesinde oynuyorsun. Evet. Sıkıntı yaşıyor musunuz ya da sisteme ayak uydurmaya çalışıyor musunuz? Sisteme ayak uydurmak zorundayız. Sıkıntı yaşıyor muyuz? Zaman zaman belki ama sonuçta hepimiz profesyonel oyuncularız. Bu sistemi de oynamak zorundayız. Yani her sistemi oynamak zorundayız. Sonuçta birincilik seviyesindesin. Bunu oynamak zorundasın yani. Giresun'la oynayacaksınız yani. Çok önemli bir karşılaşma evet. olacak. Bir, şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? 2015-2016 sezonunu sen yaşadın. Evet. Aynı Adanaspor'un yaşadığı takımdaşlık ruhunu ve aynı seriyi yakalamışlar diyebilir miyiz Giresun için? Diyebiliriz. Sonuçta 11 haftadır yenilmeyen bir ekip ve sadece bir gol yemişler. Bu da penaltıdan. Tabii bu bizi ilgilendirmiyor. Biz yarın çıkıp son iki haftanın daha da üstüne koyacak bir şekilde oynamamız gerekiyor. Giresunspor'un şu an konumu bizden bayağı farklı. Bizim amacımız zaten sene sonuna kadar alabildiğimiz en iyi puan almak. Biz bunun için çalışıyoruz, bunun için buradayız zaten. İnşallah yarın da bizim için çok iyi olacak. İlk kez burada antrenman yapacaksınız. Yeni stat, yeni atmosfer. Neler söyleyeceksiniz? Yani Adana'ya yakışan bir stat olmuş. Benim de çok hoşuma gitti. İnşallah bu statta Adana Spor çok iyi başarılar yakalar. Çok daha yerlere gelir. Zemine bakma şansımız oldu mu? Zemin için biraz sertlik var ifadesi kullanılıyordu. Yani buraya zaten geleli 5 dakika oldu ama evet bir sertliği var. Ben Samsun'da da yeni statta oynamıştım. O da yeni yapılmıştı ben Samsun'dayken. Böyle statların oturması bence bir 6-7 ay sürüyor zaten. Peki bunun zorluğunu yarınki maçta yaşar mısınız? Bunu yarın görürüz abi. Peki teşekkürler. Teşekkürler.